çantamızda şimdi şu ilk başladığımız yarım bir dilimimiz var. Onun üstüne bir tane tam olan örneğin üzerine de yarım olarak yaptık. Ve çantamız burada, bu kısım bitti. Şimdi sap kısımlarına geçeceğiz. İpimi de buralarda kaldı, kopardım. Şimdi sapımız için şu ortada iki tane baklava, yarım baklavamız var. Bu kısımları ayıracağız. Bakın şu karşılıklı şöyle tutalım. Şu kısım çantamızın ağız kısmı. Şimdi buradan diğer başa kadar, yani şu aradaki 3 tane baklavayı çantamızın sap kısmı için devam edeceğiz. Yani şuradan azalarak böyle gidecek. Şu 3 tane baklavanın 2 tanesini yok edeceğiz azala azala. 3 tane bu kenarda. Bakın 1-2 tane arada bırakıyorum. 1-2-3 tane de bu kenarda yapıp yine arada 2 tane baklavamız kalıyor. Yani buralar çantamızın ağız kısmı olacak. Şimdi şöyle çantayı düzeltiyorum. Başlayacağımız nokta şurası. Bakın. Diğer sapında bitim yeri burası olacak. Bu arada 2 tane baklavayı bırakıyoruz. Tam şuradaki boşluğa giriyorum. Tek olan boşluğa giriyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Şimdi buraya yine örneğimizi devam edeceğiz. 6 tane trabzanımı yapıyorum. Altı trabzanımı yaptım. Bir zincir. Bu aradaki örneğimiz aynen devam ediyor. Sadece azaltmaları baş sıralarda yapacağız. Bu arayı yeniden diğer baklavanın örneğini kurdum. Bakın birinci baklavamız, ikinci baklavamız ve buradaki üçüncü baklavamıza da devam ediyoruz. Şimdi şurada örneğimiz bitecek. Yani buraya önce 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Normalde buradan geri döneceğiz. Fakat şu aralar çok fazla böyle kademeli kademeli olsun istemiyorum. Onun için tığıma bir kere doladım. Şuradaki boşluğa girip aynı diğer baştaki gibi şöyle bir delik yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve şimdi buraya 11 tane normalde trabzanımız var. Şuradaki boşluğa kadar. Pardon, şu boşluk değil. Şuradaki yere kadar 11 tane olan trabzanımızı, yani alt sıradaki trabzanı aynen yapıyorum. 1 2
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şu aradaki örneğimi yapıyorum. Ve yine burada ortadaki baklavanın 11 trabzanını ve sondaki baklavanın 11 trabzanını yapıyorum. Şimdi sonda da 11 tane baklavayı yaptım. Şuradaki ipimizi yürüttük arkadaşlar. Bir keselim. Şu kenarda bir boşluğumuz var. Dediğim gibi buradan geri dönmeyeceğim. Şu kenarlar düzgün gitsin diye şuraya şöyle 1, 2, 3 kere de geri geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi baklavamızda 9 tane trabzan kalacak. Yani baklavamızın kapatmasını aynı zamanda da yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon arkadaşlar, şuradan başlayacaktık. Şurada bir taneyi atlayacağız kenarda azalması için. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 saniye trabzanımı yaptım. Şu arada 3 olan trabzanımız 5'e çıkıyor. Ve bu aradaki baklavanın trabzanı yine 9. Bu sırada 9 trabzanla başladık. Arada 5 tane trabzan. Yine 9 trabzan, bu arada 5 trabzan ve bu arada da 9 tane trabzanımız olacak sonunda. Sonunda 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzan yaptım. Dediğim gibi yani şu kenarın düzgün gitmesi için şöyle şu boşluğa giriyorum. Ve bir tane şöyle trabzanı yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Şimdi kaldığımız yer 7 tane trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir. Bu arada da 7 tane trabzanımız var. Ve bu taraftaki de 7 tane trabzanımı yapıyorum. Yani 7 trabzanla başladık. Sondaki baklavamızın tepesinde de 7 tane trabzan olacak. Sonunda 7 trabzanı yaptım. Yine tığımı doluyorum. Şuradaki boşluğun içine girip şöyle 3 kere de geri geliyorum. Bunları yapmayabilirsiniz. Şuradan da geri dönersiniz. Fakat dediğim gibi çok girintili, çıkıntılı oluyor kenarlar. Şu kenarın düzgün olması için bunu yapmanızı tavsiye ederim.
3 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Şimdi 7 idi, 5'e inecek trabzan sayımız. Şuradan baş, yani bir tane at diyorum. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir. Bu aradaki 7 olan trabzanımız 9'a çıkacak. Dokuz. Bir zincir ve bu arada yine 5 tane trabzanımız. Bir zincir. Buradaki baklavamız 9 ve sonunda yine 5 tane trabzan yapacağız. Ve sonunda da 5 tane trabzanı yaptım. Yine tığıma doladım. Buradaki boşluğun içine giriyorum. 3 kere de geri geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi buradaki trabzan sayımız 3 olacak. Yine bir taneyi atlıyorum. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 1 zincir. Bu aradaki trabzan sayımız 9. Pardon, 9'da 11 olacak. 1 2 3 Ve bu da 11. trabzanımız. Bu arada 3 tane trabzan. Yine 11 tane trabzan. Bir zincir, sonunda 3 tane trabzan. Yani başında ne yapıyorsak aynı şekilde sonunda da aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki boşluğa girdim, geri geldim. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi baklavanın son bir tane ilmeğini yapacağız. Yine birini atlıyorum şuraya. Bir tane trabzan yaptım. Bir zincir. Ve burada yeniden baklava oluşacak. Yani 6 bir zincirle boşluk yapıp 6 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane trabzanı yaptım. Bir zincir, bir boşluk atlayıp diğer boşluğa yine 6 tane trabzan. Ve 3 tane olan baklavanın tepesindeki trabzan sayımız 1'e indi. Ve diğer tarafı modelini de yapıyorum aynı şekilde. 3 4 5 6 Bir zincir, bir tane atladım diğerine. Yine 6 tane trabzan.
bir zincir ve tek kenarda bir tane trabzan yapıp tığıma doluyorum. Şuradaki boşluğun içine giriyorum. 1, 2, 3 kere de geri geldim. 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Ve bu arada şimdi bir tane bunu atlayacağız. Yine 6 tane trabzan yaparak başlıyorum. Artık buradaki baklavamız bitti. Altı tane trabzan yaptım. Bir zincir buradaki boşluğa girip örneğime devam ediyorum. Yine aynı şekilde örneğe devam edip sonunda bir tane şöyle burada yaptığımız gibi boşluğun içine de bir tane yapıp şuradan birleştirmesini yapacağız. Sonuna geldim. 6 tane trabzanımı yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. Şu kenardaki boşluğun içine girdim. 3 kere de geri geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve yine bir taneyi atlayıp 6 tane trabzanla başlıyorum. Şunu atladım. İki. 2 boşluğa yapıyorum. 6. Bir zincir çekiyorum. Diğer tarafa da yine aynı şekilde 6 tane. Bir zincir. Bu aradaki boşluğa sadece bir tane. Bir zincir. Yine 6 tane trabzan. Aslında örneğimiz aynı şekilde devam ediyor. Sadece kenarlarda birer tane birer tane girerek baklavanın azalmasını sağlıyoruz. 6 trabzan yaptım. Bir zincir. Ve sonunda yine 6 tane trabzan. 2 3 4 5 6. Tığıma doluyorum. Kenardaki boşluğun içine girdim. 3 kere de yukarı çıktım. Tekrar 3 zincirle geri geldim. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi örneğime bakıyorum. Bu arada 11 tane trabzan yapmamız lazım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakın şuradan başlıyorum. Yine bir tane boşluk bıraktım. Diğerine batarak 11 tane trabzan yapıyorum. Ve 11. Bir zincir çekiyorum. Bu aradan yeniden baklava çıkacak. Yani 3 tane trabzanımız var. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum ve diğer tarafa da 11 tane trabzan yapıyorum. On bir.
11 trabzanımı yaptım. Yine şuradaki boşluğa girerek şöyle geri geliyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi örneğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya 11'de şimdi buradaki sayımız 9 olacak. Yine bir tane atlıyorum şuradan başlayarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir zincir çekiyorum. Bu yeni baklava oluşan baklavanın trabzan sayısı 5 olacak. 2 3 4 5 Bir zincir çekiyorum. Yine sonda da yine 9 tane trabzan yapıyorum. Ve buradaki boşluğa girip 3 kere de geri geldim. Yine 3 zincir çekiyorum. Şimdi de 9'da 7'ye inecek. Yine bir tane atlayıp diğerinden başlayarak 7 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu aradaki baklavamızın sayısı da 7 oldu. Ve sonunda da yine 7 tane trabzan yapıyorum. Ve kenardaki boşluğa girip 3 kere de geri geldim. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi trabzan sayımız 5. Bir tane atlıyorum, diğerinden başlayarak kenarda 5 tane trabzan yapıyorum. Aradaki trabzan sayımız 9 olacak. Ve sonda da yine 5 tane trabzan yapıyoruz. Pardon, burada zincir yok. Tığıma doluyorum. Buradaki boşluğun içine girip 3 kere de geri geldim. Ve 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi çantanın şu sapını şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın her seferinde birer tane birer tane girerek şu şekilde aradaki örneğimiz yine devam ediyor. Sadece şu kenarlardan birer tane girerek modelimiz devam ediyor. Yani gittikçe sapı inceltiyoruz. Şimdi buradaki 5 trabzana kadar her seferinde birer tane birer tane içeri girerek devam ettik. Bundan sonra yani sapımız biraz daha uzasın diye artık 2 sırada bir içeri gireceğiz. Yani 5'te şimdi hemen kenardan başlıyorum.
azaltma yapmadan buraya, yani hemen şuradan başlayarak 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu arada trabzan sayımız 9'du, 11'e çıkacak. On bir tane trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir tane atlayıp bu kenara 4 tane trabzan. Ve mutlaka şuradaki boşluğun içine de girip şöyle geri geliyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi 2 sıra üst üste. Bakın şöyle trabzanlarımızı üst üste yaptık. Şimdi bir tane içeri girip 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve burada yeniden baklavanın tam orta noktasına boşluğumuzu yapacağız. Yani 6 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, bir tane boşluk bırakıp diğer tarafa da 6 tane trabzan. Ve sonumuzda 2 tane trabzanla bitiyor. Ve tığıma doladım. Yine şuradaki boşluğun içine girdim ve geri geldim. Şimdi bir alt sırada 2 trabzanı yaparken içeri girdiğimiz için bu sırada hiç içeri girmeden hemen ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, yine 6 tane trabzanımız, buradaki modelimiz devam ediyor. 2 6 trabzan yaptım. Bir zincir. Buradaki boşluğa giriyorum. Altı trabzanı yaptım. Bir zincir. Ve ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Ve dediğim gibi buradaki boşluğun içine girip 3 kere de geri geliyorum. Ve geri dönüyorum. Şimdi bakın 2 tane bir alt sırada 2 tane sıra üst üste yaptık. Daha sonra bir tane boşluk bırakıp içeri girdik. Ve burada 2 sıra üst üste yaptık. Şimdi bir tane atlayıp İçeri giriyoruz. Yani 2 sırada bir bu kenarda azaltma yapıyoruz. 2 3 Pardon, şurada bir zincirimiz var. 2 3 4 5 6 bir zincir, diğer tarafa da 6 tane trabzan.
Bir zincir, buradaki boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı dolayıp kenardaki boşluğun içinden geri geliyorum. Üst zincirle de yukarı çıktım. Dediğim gibi iki sırada bir içeri gireceğimiz için şimdi yine buradaki trabzanın tepesine yapıyorum. Bu ikinci sıramız, boşluğa yapıyorum. Kenarda iki tane trabzanım oldu. Bir zincir. Bu arada 11 tane trabzanımız var. Bir tane boşluğa ve bir tane buradaki trabzanın tepesine yaparak sıram bitiyor. Ve tığıma doluyorum. Kenardaki boşluğun içine girdim. Üç kere de geri geldim. Üç zincir çektim, yukarı döndüm. Ve bir tane atlıyorum diğerinin tepesine. Bir, iki tane trabzan yaptım. Bir zincir. Bu 11 olan dolgumuz 9'a iniyor. Dokuz. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boşluğa. Bir tane de buradaki trabzanın tepesine. Ve tığıma doluyorum. Şu kenardaki boşluğun içine girip üç kere de geri geliyorum. Üst zincirle de yukarı çıktım. Şimdi bu sıra azaltma yapmayacağız. Bir altta yapmıştık. Şimdi kenarda üç tane trabzan. Bir zincir, 9 olan trabzan sayımız 7 olacak bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir, yine kenarda 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve kenardaki boşluğun içine girdim. 3 kere de geri geldim. Bu kenardakiler örneğe dahil değil arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve döndüm. Yine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve bir tane boşluk bıraktım. Bakın bir alt sırada ya, hemen üstüne yapmıştık. Şimdi bir içeri girdim. 1 2 3 Bir zincir. Aradaki trabzan sayımız 5 ve kenarda da 3 tane trabzan yapıyorum. Daha doladım. Kenardaki boşluğun içine girdim. 1, 2, 3 kere de geri döndüm. Bu sırada içeri girme yapmayacağız. Yani hemen şu ilk trabzanın tepesinden başlayacağız.
Bir, iki, üç, bir tane boşluğa yapıyorum. Dört. Aradaki trabzan sayımız 3'e indi. Ve bu kenarda da 4 tane trabzan. Ve mutlaka kenardaki boşluğun içine de trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çektim, geri geldim. Şimdi burada yine azaltma yapmayacağız arkadaşlar. 4 olan trabzan sayımız 5'e çıkacak. Bu arada bir tane trabzanımız olacak. 1 2 3 4 Bir tane boşluğa yapıyorum. 5 Bir zincir. Buradaki baklavanın tepesine sadece bir tane trabzan yaptım. Ve diğer tarafa da yine 5 tane trabzan. Ve boşluğun içine girdim. Şöyle yukarı çıktım. Bakın şuradaki baklavamız artık bitmek üzere. Yani bir tane kaldı. Başta hep birer birer içeri girdik. Bir müddet iki sırada bir girdik. Artık burayı biraz uzatarak gidiyoruz arkadaşlar. Hemen bitirmiyoruz. Yani şu arayı biraz uzatarak devam edeceğiz. Şimdi bu sırada da 3 zincirle yukarı çıktım. Baklavanın kapanmasını yapacağız. Yani 6 tane trabzanımız bu kenarda, bir zincir diğer tarafta da 6 tane trabzan olacak. Hemen şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane boşluğa yapıyorum. 6 Bir zincir. Diğer tarafa da 6 tane trabzan. Altıyı yaptım ve kenardaki boşluğa da giriyorum. 3 zincir çektim, geri dönüyorum. Şimdi bu arada 5 tane trabzan ve bir tane de şu arada trabzanımız olacak. 1 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine giriyorum. Bir zincir ve diğer tarafa da 5 tane trabzan yapıyorum. Üç zincirle geri döndüm. Bakın bu kenarımız artık düz gidiyor. Şimdi 4 trabzan. Bir zincir. Bu aradaki trabzanımız 3'e çıkıyor. Ve sonunda da yine 4 trabzan. Ve şu kenardaki boşluğun içine giriyorum.
Şu aramız çoğalacağı için kenarımız 4'te 3'e inecek. 1, 2, 3 tane trabzanı yaptım. Bir zincir. Aradaki 3 olan dolgumuz 5'e çıkacak. 1, sapımız burada bitti arkadaşlar. Bunun üstüne tamamen dolgu yapıp diğer sapla ekleme yapabilirsiniz. Fakat ben bunu burada bırakacağım. Diğer tarafı yaparken birbirine eklemesini yapacağım. Onun için şurada bir sıra daha yapıp diğer sapı yaparken şu son sırasında birbirine ekleyeceğim. Normalde burası komple trabzan gidip sapımız bitiyor. 3 zincir çektim. Kenarda 2 tane trabzan, 1 zincir. Aradaki 5 olan trabzan sayımız 7'ye çıkıyor. Bir tane de boşluğa yapıp çantamızın sapı bitti. Diğer tarafta yaparken şu son sırayı yaparken hep birbirine ekleyerek, yani hiç dikmeden, isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Dikmeden aynı sırayı karşı tarafa yaparak eklemesini yapacağım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şöyle bir çantamızın yanından şöyle göstereyim. Bakın sap kısmımız bu şekilde. Şimdi aynı şekilde diğer tarafını da yapacağız. Bu aradaki 3 tane baklavaya, yani şu arada 2 tane bırakıyoruz. Diğer tarafta da 2 tane baklava boşluğumuz kalacak. Şimdi şuradan başlamasını yapalım. Aynı diğer tarafa baka baka aynı şekilde yapacağız. Bütün sıralarımız aynı sayılarda olacak. 1, 2, 3, 1, 2. Yine buradan başlıyoruz. Yürütelim biraz. Bir, iki, üç tane baklavayı örneğimi kurarak kenardaki boşluğa geldim. Üç kere de geri geldim. Bir, iki, üç zincir çekip yukarı çıkıyorum. Ve yine 11 tane, bir taneyi atlıyorum. Yani bir tane içeri girerek başlıyorum. 11 tane trabzan yapıyorum.
Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncısı boşluğa. Şurada ipin katı kalmış arkadaşlar. 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Ve bu tarafın kurulumu da diğer taraf gibi aynı şekilde devam ediyor. Aradaki baklavamız aynı şekilde 11 tane. Bu arada 3 dolgu ve bu arada da 11 tane yapıp şuradan geri dönüşünü yapıyoruz. Yani diğer tarafta yaptığımız, yani şu anda şu sıradayız. Aynı şekilde devam ederek bu sapı aynı boya getiriyoruz. Şimdi çantamıza şöyle bir bakalım. Bakın burası yeni başlayan yerimiz. Taraftaki sapımız da aynı şekilde böyle olacak. Bakın şöyle karşılıklı şu arada da iki tane boşluğumuz var. Evet, diğer tarafı da aynı boya getirelim. Evet, diğer kenarı da ben aynı şekilde yaptım. Son bir sırası kaldı. Yani 7 tane şu ortada trabzan yapacağımız sıra kaldı. Şimdi burada bu parçayı diğerine ekleyeceğiz. Bakın şu şekilde, fakat bu yöne gideceğimiz için şöyle tutuyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Buradaki parçayı alıyorum. Şunun hemen ilk trabzanın tepesine giriyorum. Buranın son sırasını örerken diğer tarafa ekleme yapacağız. Şimdi bu kenardaki trabzanımız 3 tane. Birini ekledim. Şuraya geçiyorum. Ve karşılığındaki trabzanı ekliyorum. Pardon arkadaşlar, bir saniye. Şurayı yeniden yapalım. Hemen ilk trabzanın tepesine girdim. 3 zincir çektiğim ilmeği geçiriyorum. Yanındaki trabzana bir ikili trabzanımı yaptım. Karşılığı olan buradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeğimi geçirdim. Ve üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve karşılığındaki, hep karşılığındaki ilmekleri alacağız buradan. Üçüncü trabzanın tepesindeki ilmeğe girdim. Geçiriyorum. Şimdi arada bir zincirimiz var. Boşluğa girdim. Bir trabzan yaptım. Ve diğer trabzanın tepesine. Bu aradaki 7 tane trabzanı 7 tane trabzana karşılıklı ekliyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. trabzanımız. Karşı taraftaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzanın tepesine de burayı ekliyorum. Bir zincir çekip şu 3 tane trabzanın karşılığını ekliyorum. Yani burada isterseniz iğneyle de birebir dikebilirsiniz. Ama ben şu şekilde hepsini birbirine karşılıklı ekleyeceğim. Son kenara geldik. Burada da şuradaki kenardaki ilmeğe girdim. Ve bitirdim. Burada da ipimizi keselim. Çantamızın sap kısmı bu şekilde. Şimdi bu kenarına ben şöyle bir sıra trabzan gitmek istiyorum. Bir zincir çektim. Hemen şu kenardan başlayacağım. İki zincirle yukarı çıktım. Bu arada diğer tarafa geçerken bakın bir tane buraya yapıyorum, ikinciyi çekmiyorum. Daha sonra şuradaki boşluğa geçiyorum. Hepsini birlikte çekiyorum ki şu aramız şöyle bitişik dursun diye. Daha sonra bütün boşlukların içine şöyle ikişer tane trabzan yaparak gidiyorum. Bütün etrafın diğer başa kadar gelelim. Şimdi şuradan başladım. Bütün kol etrafını trabzan yaparak geldim. Yine tam şu birleşme yani omuz askısının ayrım yeri şurası. Burada son bir tane boşluğumuz kaldı. Oraya bir tane yapıyorum. İkinciyi çekmedim. Bir tane şu boşluğa yapıyorum. Ve bir tane de diğer trabzanın tepesine batıyorum. Buradaki trabzanların hepsini birden çekiyorum ki şu araya şöyle bir birleştirme yaptım. Şimdi artık tek tek diğer başladığımız noktaya kadar gidiyoruz. Buraya trabzan değil, mesela bir iki sıra sık iğne de yapabilirsiniz. Şuradan başlamıştık. Şu kol kenarının etrafının trabzanına geldik. Tam başladığımız noktaya geldim. Oraya şu tepe noktasına bir kitleme yapıyorum. Daha sonra şimdi ben bir kenarına yengeç bacağı yapacağım ama dediğim gibi eğer zorlanırsanız sık iğne olarak da böyle bir etrafına gidebilirsiniz. Bir geriye batıyorum. İlmeğimi aldım. İkisini birlikte topluyorum. Şöyle geriye doğru gideceğiz arkadaşlar. Yani şuraların tepelerine batarak girdim. İki ilmeği birlikte alıyorum. Bir gerideki boşluğa girdim. Şöyle ikisini bir topluyorum.
böyle etrafını bir sırada böyle yengeç bacağı yaparak çantamızı bitireceğim. Şimdi bunun sapını daha uzun isteyenler, o kaldığımız yerden biraz daha aynı şekilde devam ederek uzatabilirler. Yani buradaki modeli bir model daha yapabilirsiniz. Yani bu çantanın ebatını boyuna doğru bir model daha büyütebilirsiniz. Bakın bu şekilde bütün etrafını tamamlayacağım. Sapımız bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ben şimdi bir tane daha başladım. Mesela onun sapını biraz daha inceltip daha uzun yapacağım. Şu şekilde bakın diğer tarafı tamamladım. Böyle bütün etrafına şuradaki ilmeğimi bir uzatayım. Bakın diğer tamamlanmış kenarı da şu şekilde. Böyle bir sıra etrafına yengeç bacağı yaptım ve bitirdim. Şimdi bu kenarı da aynı şekilde tamamlayacağız. Çantamız bitmiş olacak. Şu şekilde çantayı göstereyim arkadaşlar. Çantamızı taktığımız zaman görüntümüz şu şekilde olacak. Henüz diğer taraf bitmediği için şöyle. Dediğim gibi yani şu sap kısmını biraz daha uzun yapabilirsiniz. Modeli bir model daha ekleyip daha da büyütebilirsiniz. Bu şekilde çantamız bitmiş olacak. Yaklaşık 3 tane ip gitti arkadaşlar. Yani 3. ipimden bayağı var aslında. 2,5 tane ip gitti. Şimdi aynı çantanın bir de onu da göstermek istiyorum. Kalın makrame iplerinden yani normal makrame iplerinden ördüğümüz koton ipler var. Onlarla da aynı sayıda. Bakın hiç değiştirmedim sayımızı. Taban sayımız aynı, modellerimiz aynı. Sadece bunu 4 numarayla ördüm. Koton ip olduğu için kalın. Bunu da bu şekilde yaptım. Bakın hiç sap kısmını öyle değil. Şu şekilde yani tam sapı ayırdığımız yerden şu aradan 80 tane zincir çekerek şöyle bir sap hazırladım. İsterseniz böyle kalın iplerle de yaparsanız böyle bir plaj çantası gibi büyükçe bir ebatta çanta oluyor. Bakın iç kısmını da şöyle göstereyim. Yani dileyen arkadaşlar böyle kalın iplerle daha büyük çantalar elde edebilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi daha ince iplerle de bu ebatta çanta yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.